Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine izâ esabetun musibetun kâlu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Vellezî huve yut'imûni ve yeskîn ve izâ merûtû fehuve yeşfîn. Hastalar Risalesi'nden 19. 19. deva. Sayfa 216. Bir mukaddime yapmak istiyorum. Biraz fazla çalıştığım için bu konulara. Kendimce bu asra bir isim verdim. Ustad diyor ya, vefasız asır, zulüm ve zulümatlı asır, gaddar asır, merhametsiz asır diyor. Ben de bu asra vehim asrı diyorum, vehim. Vehimi biliyorsunuz değil mi ne olduğunu? Vehim, insanın yüksek, geniş, derin düşünebilmesi için Allah'ın verdiği nimet ilahi, doğru kullanılmasa nikmet ilahi olur. Nikmet olur. Doğru kullanılırsa nimet ilahi, doğru kullanmasak nikmet oluyor. Nikmet ilahi yok. Nikmet biz yapıyoruz. Vehimle insanın kafasındadır, tasavvurundadır, yani akıldadır diyeyim. Genel bir ifade, toplumsal şey yapayım. Bazıları ehli diyecek ki akılda değil, tasavvurdadır, doğru. Onu teslim etmekle beraber aklı alayım, kafa. Bu kafada vehim, olmayan düşünceyi var eden, varı yok eden. Varı yok eden, yoku var eden. Varı yok eden, yoku var eden. Düşünce meleklerden ve cinlerden, meleklerden, şeytanlardan bizi imtiyazlı kılıyor. Yüksekten kasıt ruhtur. Genişlikte kasıt kalptir. Derin demekten kasıtımız akıldır. İnsan ruh yapısına kanatlar açıyor, kalbine kanatlar açıyor, aklına kanatlar açıyor. Zengin düşünmesine vesile oluyor. Ne kadar büyük nimetse o kadar da büyük nikmet. Mesela iman ne kadar büyükse, neyse, ne anlıyorsan, küfür o kadar rezildir. Ben bir başlıkları okuyayım. Kendi aklının polisi ve savcısı ve hakimi ol. Yani düşüncelerine, fikirlerine, düşüncelerine, hislerine, duygularına ve latifelerine kendini fazla kaptırma. Onları şartsız güvenme. Şartsız, kayıtsız, mutlak doğrudur deme. Allah ve Resulünün sözleri hariç, din hariç. Bizim mutlaka doğru dediğimiz şeylerin geçmişte, gelecekte ne kadar yanlış olduğunu gördük. Ne kadar sığ, nakız, kısa olduğunu anladık. Ne kadar doğrularımız vardı. Şimdi değişti onlar. Şimdiki doğruların yarın değişmeyeceğini nereden biliyoruz? Geçmiş değişti. O zaman aklın fikirlerine, vicdanın hislerine, kalbin duygularına, ruhun latifelerini o kadar kendini şartsız kayıtsız teslim etme. Kendinin avukatı, savcısı ve hakimi ol. Düşünceleri fazla ciddiye alınacak kadar ciddi değildir. Düşünceler fazla ciddiye alınacak kadar ciddi değildir. Topladım. Bugünkü dersimi koyuyorum bununla alakalı ve takdim edeceğim dersi. Günahlar ve sevaplar kendi fıtratımızdaki yazılımı, mesela günah ademi vücutların, sevaplar da vücut alemlerin üstünü açmaktır. Her günahta küfre gidecek bir yol var derken, küfrün en berbatı Allah'a kapatmak değil, kendini ortadan kaldırmaktır. Mesela şirkin en berbatı Allah'a eş koşmak. Küfrün en berbatı ne diyoruz? Allah'ı örtmek. Ondan önce eğer kendisinden paralel başka bir kendini çıkartırsan, zıt, kendine şirk yapmış olursun. Kendini kendinle örtersen küfür etmiş olursun. Küfretmiş olursun. Kendini kendinle örtersen
Hadi hadi Allah'a dörtmüş olacaksın. Men arefe nefse fakat arefe Rabbim'i ben çıkartıyorum. Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Kendini kaybeden Allah'a kaybeder. Kendini örten Allah'ı örter. Kendine şirk koşan Allah'a da şirk koşar. Ben çıkartıyorum. Doğru veya yanlış. İşinize geliyorsa alırsınız. Demek ki insan kendisini ortadan kaldırmadan örtmese Allah'a küfür yapamaz. Kendisini. Manay ismiyle örtüyor. Manay ismi manay harfini örtüyor. Evet. Kendi menitte haza ilah. Katılımcı olun ki benim de hoşuma gitsin. Menitte haza ilahahu hevahu hevai nefsini mabut yaptı. Kendisini kendisine mabut yapınca Allah'ın mabutluğunu kabul eder mi? Allah'a gizliyor. Küfür ilk önce Allah'ı örtmek değil, kendisini örtüyor. Şirk kendisine eş koşuyor. O zaman düşüncelerini, vehimlerini fazla ciddiye alınacak, ciddiye alınacak ciddi bir değildir düşünceler. Çünkü devamlı değişkendir. Bedenin bir özelliği var. Nefis yaşamaktan daha çok istemek üzerine kurulmuş. Bunu kaybetmeyin. Bu çok böyle bugünkü belki öz cümle. Nefisin yapısı yaşamaktan değil, yaşamak üzerine değil, istemek üzerine, doyumsuzluk üzerine kurulmuş. Yaşamak olsa bir ekmek yeter ona ve susardı. Bir tane eş susardı. Cebine yetecek kadar bir senelik yaşımız var, susardı. Bir elbise var, iki elbise var, susardı, susmuyor. Demek ki nefsin yaşamaktan çok daha fazla istemek üzerine kurulduğunu, nefsin isteklerini ciddiye alınmayacak kadar ciddi bir sistem var. Ciddiye alınmayacak kadar ciddi bu. Bir de iki üç tane mi kaldı? Akılda zekavet var. Şu somut olan, şu elma, armut, çay, üzüm, mısır, arı. Bunlar somut deniliyor, tutulan şey. Onları insan düşünürse soyut olur, düşünceye dönüşür. Zekavetle mevcudatı bir somutu soyuta dönüştürerek hususi dünyamızı kuruyoruz. Ve hususi dünyamızı bu soyutlar üzerine kurduğumuzdan yaşadığımızın farkında değiliz. Kendi hususi dünyamızda debelenip duruyoruz. Havanda su dövmek gibi. Ondandır ki çoğu insan yaşadığının farkında değil. İllüzyondadır. İllüzyon bilimsel bir tabir. Kendi ustadımızın tabiri hususi dünyasında yaşıyor. Neticede hakikattan bigane bulunuyor. Uyanacağı zaman iş işten geçiyor. Sekerata yakın oluyor. İş işten geçiyor. Bir de hasta olmayayım diye insan çabalayarak hasta olmayayım diye çabalarken hasta oluyor. Hasta olmayayım diye vehim hastası oluyor. Böyle oluyor. Hasta değilim. MR'a giriyor. Check-up'a giriyor. En önemlisini söylüyorum. Kıyası bir nefse diyor. Dün de bahsettim. Mesela bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Hayır. Kıyası bir nefse diyor. Şimdi sende başına bir tansiyon geldi. Kalp krizi geldi. Kanser geldi. Bir şey geldi ya. Hemen kıyası bir nefse yapıyor. Ona bürünüyor. Ona dönüşüyor. O oluyor. Onun dertleri değil. Ben oluyorum. Bu sefer evham ediyor. Oysa Allah'ın herkesi farklı fıtratla yaratmış. Bugün gideyim ben check-up yaptırayım. En az 10 tane hastalık çıkar. Usta hekimle doktoru ayırt ediyor. Hekimi azık dindar ve dindar doktor ama hem dindar olacak hem işi bilecek. Buna hekimi azık deniliyor. Eğer dindardır, hazık değilse hekim diyor. Mesela öyle evhamını da tahrik eder. Dindar işi biliyor. Yani şey biliyor. Tıbbı değil. Dindarlığı biliyor. Tıp o kadar bilmiyor. Ona hekim azık denmiyor. Hekim deniliyor. Evhamını da tahrik eder bu. Hem dindar olacak hem işi bilecek. Hekim azık bu. Olmamış. Ramazan'da gelmiş böyle bir tane mütedeyyin olmayan, oruç tutmayan bir doktor muayene edeceğim dedi hapishanede. Gündüz gelmiş, ustat ettirmemiş. Sonra ustat ne kadar ısrar ettiyse olmamış. Sonra ezan okununca ben demiş kusur ettim. Bugün oruç tutmadım dedi. Ustat böyle birisine tedavi olmuyor. Yani bunun en güzel delili Hazreti Korona'dır. Yani nereden geldi? Herkes felaket tellallarını yayarak bloke etti zihinleri. Çıkabilenler çok azdır. Şahsı maneviyle hareket edenler çıkmıştır bu balonda. Yoksa asla kimse çıkamadı. Çıkamazdı. Şahsı manevi de eriyince
çıkarsın. Başka çıkamazsın. Çünkü somutları soyutlayarak soyut kavramlarla bir dünya oluşturuyor. Hususi dünyasına. O illüzyondur, hakikatlardan kopuktur. Kendi gerçeklerinin devamlı değişmesine rağmen değişmez zanneder, böyle yaşar gider. Farkındalık kaybedince yaşadığının da farkında olmaz. Eyvah demeye belki de fırsat olmaz ve herkese de olmuyor. Hasta olmayayım diye hasta olanlar debelenirken, çabalarken, eğer hasta olmayayım diye uğraşıp da harcadığın enerjiyi, mesela diyelim ki hasta, sebeplerine uymak dinidir. Dün okuduk 20. devada. Fakat kanserdir vesaire, şudur budur. Uğraşırken harcadığın enerjiyle hastalığını da çoğaltıyorsun. Peki ne yapacağız? Sebeplerine uyduktan sonra teslim ve tevekkül, itimat ve kanaatı Allah'a bırakacaksın. Hastalıktan istifade etmeye çalışacaksın. Bu bana ne diyor? Basamak yapmak lazım. Yani çok önemli ama ben beceremiyorum. Ama böyle olduğunu biliyorum. O hastalığı bana ne diyor? Onu insanda aç, fark, noksan, kusurunu deruhte etme istidatlarının üstünü açıyor. Acizliğini, fakirliğini, hiçbir şey olduğunu anlıyor insan. İki tane kaldı cümle. Mülkiyet kavramını biz yanlış kullanınca mülk oluyor. Eşya bize hizmet etmesi gerekirken biz eşyaya hizmet ederek eşya cinsinden bir şey oluyoruz. Eşya, araba, para, mal, şöhret, ne bileyim eş, aş, iş, yat, kat, at, bunlar hepsi insana hizmet etmesi için. Ama bu sana hizmet edenlere hizmet edersen hizmet edilmekten çıkıyorsun. Hizmet eden makamına geçiyorsun. Mülk sırasına geçiyorsun. Hiç kıyası bir nefs yapma. Yani başkasının şusu var, kendinde eksiklik hissetme. Onun arabası var, benim. Herkes farklı, imtihan oluyor. Sen zannediyor musun jipe binmiş adam mutludur? Sen zannediyor musun ki vücudu siyahlı olanlar siyah? Sen zannediyor musun kanser olanlar hepsi kanserdir? Kanser olanlar çok mutlu insanlar da vardır. Başkalarından kimlik ve kişilik arayışına girme. Kim o? Maymun fıtratlı insanlar. Ne derlerdi yaşayanlar? Bu noktayı nazarlarla 19. devayı okuyor. 19. deva. Asır ne asrıymış Cevla? Ben isim vermiştim. Vehim. Vehim asrı. Yusuf'un. 19. deva. Cemil-i Zülcelal'in bütün isimleri Esma-i Hüsna tabiri samedanesi gösteriyor ki güzeldir. Yani Cenab-ı Hakk'ın Cemal, Celal ve Kemal isimleri var. Celal, Cemal, Kemal isimleri var. Hepsi de muktezalarını istiyor. Ya şöyle ya. Bir becerebilsek şunu. Kendine sahiplenme. Vücut rengini verme. Ademe düşersin diyor ya. Belayı buluyoruz işte. Kendimize sahiplenince kendimizi kendimize çok emniyetli yapmışız. Kendimiz bedenimizi kendimize çok mühim emniyetli yapmışız. Yani ben bunu beceremiyorum da ama söylüyorum. Vehim bambaşka bir şey ya. Eğer felaket tellallarına olumsuz ortamlarda bulunursan ondan çıkman pek şansın yok. Mesela bu akşam adam derse girse. Bak pozitif, müsbet ortam. İnsan kuyudan içeri çıkar ya. Bunlar burada değil. Medyada, hastanelerde bu ders yapılması lazım. Demek ki esmalar kendilerini iktiza ediyor. Yani hükümlerini iktiza ediyor. Zülcelal'in bütün isimleri Esma-i Hüsna tabiri samedanesiyle gösteriyor ki güzeldir. Her şey güzel. Bugün bir tanesine telefonla şunu dedim. Bu kainata nasıl bakayım dedi. Yani sonuç söylüyorum da. Bir, Allah seyrediyor. Bizzat dekayık aşinası ile seyrediyor. Bir de gayri nazar ile seyrediyor. Yani şöyle. Ben bakıyorum gözümle ya. Haşa. 100.000 defa haşa. Cenab-ı Hak da gelse de şu gözlüğümden baksa. Baktığıma baksa. Bu gayri nazar. Allah kendisi seyrediyor. Bir de benim seyretmemle seyrediyor. O zaman ben seyrettiğimi seyrettiriyorum ona. Harama da bakınca, hoca dedi ben harama bakınca Allah'a da mı baktırım? Evet,
Allah için haram oldu mu? Olmaz. Olur mu? Olur. Niye? Ne demek? Cemal ve Cemil ismi kerih ve günahları istemezler. Kaçıncı lemadaydı? Allah için settar olur mu? Settir. Yani Allah niye bizi banyoda da yalnız odada kapanmamızı istiyor? Allah var, başka kimse yok. Cemil ismi istemiyor. Çirkinliği görmek istemiyor. O zaman bu kainata bakarken bir, Allah bakıyor. İki, dekayık aşinası ile kendisi baktığı gibi gayrı nazar ile bizim nazarımızla da bakıyor. Birinci bakış bu. İki, Mele-i Ala sakinleri bu kainata bakıyor. Dört, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ve ruhaniyat, 124 bin peygamber, 124 bin evliya azime, ruhaniler, ahireti kazananlar. Seyrediyor. Ustad da diyor ahiretin cerideleri var diyor. Gazeteleri, medyası var. Hep düşüyor. Ders yaptığımız düşüyor. Şaban Ali diyor, şimdi dedelerin diyor ki benim torun orada elhamdülillah. Annem baban zaten köşeye dönüyor. İnşallah yoktur hiçbirimizin anne babasının azabı. Varsa da dersten çıkana kadar yok. Namazdan çıkana kadar yok. Kitap okurken çıkana kadar yok. Risale okurken çıkana kadar yok. Hiç yani teyir ediliyor. Bir, Allah seyrediyor. İki, ruhaniler seyrediyor. Saydım kimler? Üç, Esma-i Hüsnalar hükmünü icra ediyor. Esma ve sıfatlar hükmünü icra ediyor. Dört, ahirete baki sermedi manzaralar oluyor. Beş, insanın istidat yazılımlarını kabiliyete dönüştürülüyor. Altı, nefsin melabegahıdır. Nefsin arzularına bakıyor. Beşini öldürürsen, siz buna bakarsan dünya seni mutlu edemez. Ama burası bambaşka bir yer. Herkesin nasıl görmek istediği öyle bir alem. Evet, bir ve ikinci yüz. Vallahi ben kendi şeyime söylüyorum. Adem Aleyhisselam bile cennetteyken cennette olduğunu bilemedi. O zelliğe düştü. Buradan bildi. Buradan bildi. Ben tefekkür ediyorum Mustafa bazen. Baştan yani böyle şey de silebilir Furkan bu söylediğim. Geçen bir şey tefekkür ettim. Yeğen de dedi ki bunu deme dedi. Şöyle. Adem Aleyhisselam oldum. Bir de Havva validem oldum. Oldum. Havva valide oldum ben. Dünyaya geldim. Beşeriyetin iktizası olarak hamile kalmak böyle bir şey bilir miydi? Görmemiş ki. Hamile kalmak, çocuk doğurmak, çocuğu 9 ay taşımak, ötekisi baba olmak ilk oluyor. Model, maddesiz, mekansız, zamansız, mukayesesiz, taklitsiz, muacelesiz, modelsiz, misalsız, mukayesesiz. Yani yok, ilk defa sende oluyor. Karnı şişiyor. Ne diyor Havva valide? Karnım şişiyor. İnsandan insan oluyor, haberi yok karnında. Nereden bilecek? Sonra doğum yaptım, o oldum ben. İnsandan insan çıkar mı? Yani onların haleti hakikaten kahramanlarmış ya. Çok zor ya. Bizim nümunelerimiz var Yusuf. 124 bin peygamber var. 124 milyon evliya var. Hat ve safa gelen asfiya var. Kardeşlerimiz var. Davamız var bizden değerli. İnsanı bu dünyada mesut kılan, mutlu kılan nedir? Kendinden daha değerli peşine koştuğun davan var mı? Senden daha değerli olacak. Hayata anlam katan bu. Mayalayan bu. Bir daha. İnsanı sıkıntılardan çıkartan kendisinden daha değerli, kıymetli, kendisinden daha değerli, kıymetli bir davanın olmasıdır. O seni sen eder. Senden daha basit şeyleri dava edersen seni senden eder. Adem Aleyhisselam'a Esma-i Talimetleri hadisesi şey. Biliyor. Biliyor değil mi? Evet, Esma talim etti. İşte böyle yok, ateşi böyle yaktı. Bunlar hepsi hikaye çizmişler. Yapay zeka ile şekillendirmişler. Öyle bir şey yok. İlk insan peygamberdir. Her şeyi biliyor. Ama biliyor ama çocuğun eşyanın hakikati. Esmaları ve eşyayı talim ettirdi. Havva validemiz işte onu demiyor işte. O da öğretiyor ona. Öğretiyor eşi ya. Ama ilk insan olmak.
Dünya bomboş. Dükkan yok, kuyumcular yok, petrol ofis yok, bakkal yok. Yoktu değil mi? Fırın da yok. Kamyon sesi yok, sokak lambası yok. Gece cennette cennet gece yok ya. Geceyi görünce ne yaptılar? İlmi var ama. Onlar yok ama. Onlar yok. Cennetten gelmedi mi? Cennetten geldi, hiç gece yok. Bir baktı ki Allah Allah. İlk defa gelsen şu kamyonun sesini ne dersin? 7 kilometre kaçarsın. Demirden ses çıkar mı? Demir konuşmadıkça kıyamet kopmaz diyor Allah Resulü. Ha, onu da tefekkür et. İşte kamyon konuşuyor bak ses. Demir konuşmadıkça telefonu ses. Hadi bakalım devam. Demek ki buraya bakışını düzeltmesen burada huzur yok. Hadi. Abi bu dava ruhu dediniz de vefayı da inbisat ettiren dava ruhu mudur? Dava ruhudur. Bak, insanı mutlu yapan, değerli kılan, farkındalığını artıran, yaşadığının şuurunu veren, kendisinden daha değerli, kıymetli bir davanın varlığının var olması, inanabilmesi ve onun peşine koşması kendisine anlam katıyor. Benden daha değerli bir şeyin peşine koşuyorum. Bir düşün, her taraf altın olan kamyon. Onunla harfiyat olur mu? F-16 ile gübre taşınır mı? Tanklarla Çerçavur'a gidilir mi? Abi o zaman dava ruhu dosta dost ediniyor. Dosta dost ediniyor. Bir tanesine dedim ki orada dur. Burama geldi de ben de insanım. Darlattı beni. Bizim köyde birisi. Dosta dost ediniyor. Dedim ki çok darlattı. Ama beşeriyetim değil şeye hücum ediyor. Kılmak da istemiyorum. Hem köylüm hem komşum. Dedim ki sen ol, bana düşman olma. Çünkü düşmanıma dost olursun. Dostuma da düşman olursun. Mevlana'nın şöyle bir sözü var. Bir saray âli var padişahın. Onun kapısında nöbet bekleyen bir köpek var. Sokak köpekleriyle kıyas edip ona taş atma. Belki sultana dokunur. Sultan demez ki bu da sokak köpeğidir. Köpeğine sahiplenirse padişaha dokun. Mevlana'nın kardeşi aleyhinde bulunmuş. Mevlana'yı aldı, yamulmuş. Mesleği de geçiyor. O zaman okumuş, hakkını helal etmiş, düzeltmiş. Ha bu arada siz de söyleyin. Ben ya Rabbi yeryüzünde ölmüş, ölmemiş, gelecek, geçmiş, Müslüman olmak şartıyla herkese hakkımı helal et. Hepiniz. Sen de ediyor musunuz? Ediyor Aynen, musun? ediyorum. Ediyor mu? Aynen, ediyorum. Hele ben ha sen rahat ettiniz bak. İşte böyle eğer çünkü ben dünya edinmedim. Dünya nam altına bir arabam bile yok üzerimde. Hiçbir şey yok. Mülk yok. Enişte biliyor. Dünya edinmedim. Benim düşmanım tek. Bizim tek düşman var. Sakın bana düşmanlığı seçme. Düşmanıma dost olursun, helak olursun. Zira hizmetine aldığı sultanı kainatın davasında kapıcılık veya köpeklik koymuşsa bakarsın dokunur ona. Yapma. Çünkü neyin lüzumu var? Onun için dikkat etmek lazım. Sahabe gelmeden Resulullah demiş ki aleyhissalatü vesselam daha kimse yok. Şu gelecek diyor ilk gelecek zat ehli cennettir diyor. Üç defa tekrar etmiş. Sonra onu takip etmişler kimdir geldi tabii. Hiçbir diğer sahabeden farklı bir ameli yokmuş aleyhissalatü. Sonra sormuşlar. Ne yapıyormuş biliyor musun? Ya niye ehli cennet demiş? Her akşam şöyle diyormuş. Ya Rabbi benim üzerimde Müslümanların hakkı varsa ben hepsini helal et. Ediyoruz değil mi? Ediyor. Ya. Devam edelim. Şey, Hasan Hocam, ben müzdarip olduğum zamanlarda bir tek gayem vardır diyor. Vandan düşerken davam diyor. Yani ne biçim bir ruh? Kayadan düşünce insan şu binadan düşünce Osman Ali Osman kim hatırına geliyor? Aa Allah deriz daha en fazla. Davam kim gelir ya? He. Mustafa. Vallahi gelmez benim aklıma ya. Aa Allah. Zübeyir abi mi? O bilmiyorum. Bu Zübeyir Gündüz Alp değil. Bizim tepecikteki Zübeyir abi. Hastanede. Sureten.
Azrail geldi, yani duymuyorlar diye tekrar. Azrail gelmiş hastaneye, ben seni götüreceğim. Yani arkadaşlar, Azrail geldi diyor, bir haleti yaşatmış Allah. Ben Azrail'im demiş. Çoluk çocuğum var, şun var, bu var demiş. Hayır demiş. Sonra demiş ki davam var demiş. Peki demiş, çekip gitmiş. Duydum ben de. Ve yakında gideceğim diyor. Davam için birkaç gün müsaade ettiler. Birkaç gün yaşadı. Davam için. Allah. En bahtiyar insan kendisinden daha değerli bir şeye inanabilmesidir. Onu dava edinebilmesi, vefa gösterebilmesi. Sedat Erzurum'da vefa. Ya vefa edebilmesi. Ha Hafız Ali abi, usta da bütün ömrünü vermiş ve ölmüş. Bu ruh neydi? Allah'ım o ruhu hepimize, bütün Müslümanlara nasip et. Devam. Devam ya. Baktı usta kıvranıyor zehir. Ya Rab ömrümü ona ver. Hop. O zehir buna geçiyor. O an dakikada amin diyorlar. Komşu da ölüyor. Usta da Vefa çok mu önemli aslında? Hazreti Hatice'nin Peygamber Efendimizle vefası da aynı mı? vefa deyince ilk önce Hazreti Hatice benim radiyallahu anha, ya Rab, şanına nasıl yakışıyorsa ona öyle muamele. Ve bizden haberdar et, hoşnut et, şefaatine mazhar et. Anamız ya. Vefa deyince onu hatırlıyor. İlk. Bambaşka ya. Bir okuyun hayatını. Hazreti Hatice. Ümre ve Hac'a gittiğim zaman, kafileyle gittiğim zaman kafile götürmüştüm hepsinde. Çok nasip oldu. İlk önce onu kabrine götürüyordu. Onu kabrine. Ondan sonra bir yerine. Ona özel bir şeyim var. Usta dinliyorum. Barla 117 ve 110 metoduna söyledi Hafızalar. Hafızalar 117 barla. Hayat ismine layık bir hayat bağışına vesilesiniz. Hayat ismine Layık, layık. hayat bağışına vesilesin. Kadar diyor. O hayatı ihsan edene bakın, ve vesile olan uğruna Vesile olan uğruna ustada o hayatı ihsan etmemek o hayatı ona vermemek kar akıl değil. çarak Allah'u. Şey düşünüyor. Benim bedenime şehit olacağını hissetmiş. Kuvveti ihlasın kerameti olarak haber veriyor. Haber verdiği gibi şehit olur. Ustad da evet diyor, benim adıma şehit olacak diyor ve öyle haber veriyor oldu diyor. 110 mu? 17 mi? Bana 117. 117. Sen söyle dedi ya, siz ki senin barla da yazıyor bunlar. Şu anlarda bunlar da bazı abiden 3 senelik hizmet ettiğini söylüyor. 100 senelik. Mesela Hasan Feyzi abi 2 senede 20 senelik diyor. Hakikaten nurcular bahtiyardır ya. Günah cihetiyle ölüyoruz. Çok bu şaka geliyor ha bu cümle. Benim değil ki bu cümle. Günah cihetiyle ölüyor, sevap cihetiyle yaşıyorlar. Yaşayacak. Dava ya. Kendinden daha değerli bir şey bilmek yetmiyor. Ona sadakat göstermek. Usta diyor ki sadakat gösterin, sırtım size borç. Sırtımın yükü olun diyor. Ha? Haşirde. Elhamdülillah. Güzelin aynesi güzeldir. Mevcudat içinde en latif. Bitirmeye uğraşmayacağım paragrafı. Mevcudat içinde en latif, en güzel, en cami ayna-i samediye tayattır. Mevcudat içinde en kıymettar, en latif, en güzel, en cami ayna-i samediye hayattır. Adem burada mı Trabzon'dan? O güzel bir tespiti var.
Hayat diğer unsurlardan niye galip? Toprak unsuru, su unsuru ve ateşe. Toprak, Hava, su, hava, nur ve ateş. Unsuruna camidir demişti. Güzel bir tespit etmişti. Adem orada mısın? O güzel demişti. Mesela nasıl? evet abi dinliyorum. Onu ifade et abi. Çok güzel. Hayat en camidir. Ateşe dönüştür hayatı. Evet abi su unsuru dört unsuru kapsıyor. Birincisi kendisi su olarak, ikincisi ısıtıldığı zaman ateş unsurunun hasselerini Vazifesini. gösteriyor, yakıyor. Üçüncüsü daha da ısıtılırsa buharlaşıyor ve havaya dönüşüyor. Hava unsurunu kapsıyor. Dördüncüsü harareti alınırsa buza dönüşüyor, donuyor, toprak unsuruna benziyor. Yani onun sertliğiyle ona benziyor. Dolayısıyla su hepsine cami. Su yani hayat. En cami cismani toprak ya ama. Verim noktasında en cami. Yani Hayata güneş vesile. mayıyla masaryo. En cami öyle mi? Güneş mayıyla yani zemin ya toprak. Evet. Ceren parçası oluyor. Mesela hava bu latif onlar. Toprağın bir kesafeti var. Kesafetin dolayı. Bak Mustafa diyor ki en cami ayna topraktır diyor. Peki tevazuda hangi Allah'ın ismi gözüküyor en cami? Hıfs ve hayat. Sahaya Peki toprakta bu. Suda hangisi isim gözüküyor? Hangi isim önüne çıkıyor? Ne çabuk izi yatsı okundu ya. Çok mu? ben. Dört tane okuyayım mı size başta? Okur musun? Beş. Latif nükte 45. Birincisi hıfz ve hayat arşıdır ki topraktır. Hıfs bir dakika. Hıfs ve hayat arşı toprak. Topraktır. İsmi Hafız ve Muhsin'in mazharıdır. Tamam. İkincisi Fazl ve Rahmet arşıdır ki Fazl ve rahmet su su. unsurudur. Üçüncüsü ilim ve hikmet arşıdır ki unsuru Nur. nurdur. Dördüncüsü emir ve irade arşıdır ki unsuru Emir ve irade. havadır. Hava, emir ve irade, nur, ilim ve Hikmet. hikmet, su, fazl ve Rahmet. rahmet, toprak, Hıfz. Hayat. hıfs ve hayat. Arşı. Evet, ayna-i samet en cami, Allah'a en cami gösteren ayna hayatmış. Hayat aynaymış. Güzelin aynesi güzeldir. Ayna kimdir? İnsanın hayatı. Kim ayna? Allah'a. Allah'a en iyi gösteren hayatmış. Ayna. O zaman bu ayna ise, bu aynanın başına ne geliyorsa güzeldir. Güzelin mehasinlerini gösteren ayna güzelleşir. Ne kadar Allah'a muhatap olursa insan o kadar güzel olur. Dünyada Celal, en tatlı şey, en lezzetli şey, güzel ahlaklı insanın tadına doyamaz. Diğerler hepsi fani veya zıttına dönüşür. Güzel, ahlaklı insanın tadına doyulmaz. Güzel Ki sevilir bir patisserie. ne diyor? Güzel ahlak insan her yaşta sevilir. Her yaşta sevilir. Oo, çok hoşuma bu istibad ettim. Güzel, ahlaklı insan her yaşta sevilir. Allah Allah. Mesela bizim memlekette yaşlıların ekserisi ahlakı çok ağır, geçimsiz. Konuşmaz, yapmaz, bağırır, çağırır. Ahlakı ondandır ki ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Çok seviyorum bu ahlak mefkuresini ya. Bir ders olsa da bahsetmesem. Dünyada en tatlı şey güzel ahlaklı insan. Tadına doyamazsın. Ne diyor hadiste? Her yaşta. Her yaşta sevilir. Oh, çoğalır. Başka bir hadisi de ilk teraziye girecek güzel ahlak. Allah Allah. Mesela o güzel ahlakın başında da aftır. Helal etmektir. Bir hadis var. Ahlak ve ahir zamanda çok amelden huy ve ahlak güzelliği daha saygıdır. Çok amelden huy ve ahlak güzeli daha. Şimdi düşün ki ben geçimsiz olsam ona buna bağırıyor, ona buna kızıyor, kusur buluyor, bağnaz ve geçimsizim. Yanımızda kardeşlerle de olmaz ki. Ev cehenneme döner evliysen.
Çocuklar divan yerini altına yer arar ya. Vakıflarla ve Nurcu kardeşleri geçinemezsin ki. Güzel ahlak bambaşka bir şey ya. Güzel ahlakın bir tanesi de af yolunu tercih etmek. Kıyası bir nefs yaparak affetmek. Onunla bakabilmek. Elindekileriyle bölüşmek. Zamana bırakmak. Güzel ahlak. Güzel ahlakın şeyi. Şey de en iyisi de en iyi şeylerden bir tanesi de güzel ahlakın insana bütünsel bakabilmek. Kusurlarıyla iyiliklerini bırak. Ya sen dedin ya arabadan gelirken derse şu jantlar onu en çok sevdiğim sıfatları buydu. Yani böyle ring meşrep hafif insanlar yani şaka çok yapıyorlar. Fakat bizi görünce susuyorlar. Hocalar ya da ben bu şaka yapmam diyor. Ne diyor? Yani nasıl yani akıllı diyor seyyar hasanat galip mağlup diye yani hasanat seyyar galip sizi affedecek diyor öyle muamele edecek sana diyor siz de birbirine öyle muamele edin Evet, diyor. Allah'ın ölçüsünü ahiretteki ölçüyü dünyaya taşıyor. Ahirette ölçü nedir Allah'ın? Hasenat seyyiat. Gel dünyaya sen de böyle. Çok güzel. Mi şu anda kusur arıyor ya. Gelana bir kusur dost arayan dostsuz kalır. Ya. Nasıl bir eser ya. Sanki bugün yazıldı değil mi bu? Bu akşam ben ders mesela lezzet alıyorum. He? İşte daha 3 satır okudum. Bakın şimdi. Bir satır, iki, üç satır değil. Ve bu deva buraya kalır. Ya ne yapayım? Aynı Samet'tir deyince bir şey demeyeyim mi ya? Çalışmayayım mı? Kutbu Şamil altı hastalıktan bahsediyor Alem İslam'ın. Bugün bakın 1910'da yazmışlar. Değil mi? Kutbu Aynı Alem İslam'ın hepsi var. Ya bu çok acayip ya. Belki de kaç defa, kaç yüz defa okumuşum ben. Okumuşum tabii kaç yüz defa. Ama yalan mı söylüyorum? Yalan nafsi kafirdir. Allah biliyor. Ya ben hayret ediyorum, bu lezzet alıyor. Hele tabii çalışıyorum bugün kalplere, kalp projesine. Bir sene olacak. Bambaşka ya. En cami tecelli orada tecelli ediyor kalpte hayat. İnşallah şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Kalbe gireceğiz ya. Alemin manevi haritayı Evet, binler alemin, 28 bin alemin haritayı maneviyesi. Çok güzel ya. Oradan buldum işte. Kabir dünyada kalpmiş. Kabri kalp. Dünyada o mezarlık değilmiş. Kabir bu. Kabri, usta şöyle geçiyor. Kabr. Kabri kalp. Manalı şey. Kafaya ne diyor? Düşünceye. Tabut diyor. O tahtalı tabut demiyor. Felsefe. Şu tahtalı tabut değil, kemikli tabut. Tabut burada adam. Bu burada tabut, bu tabutu tahta tabuta koydun. Ne anlar ki ne? Tabut o bir şey değil ki. Bu tabuttan çık. Bu kabirden çık. İnsanın mahallesi 90'ı Gömülmüş. mahalle tabutta. Tabii. Ölünce de tabuta gidecek. Evet. Ustad diyor. Bu milletin nesli atısı %90'ı nefs emaresini tapacak. Yani nefsini ilah edinecek. Türkiye'de 90 milyon nüfus olsa kaçaklarıyla beraber 90. %90 ne yapar? 9 kere 9 81. Kaldı 9 milyon. Allah'ı ilah edine. Doğumlar beyin neticeleri. Onun için dedim ya bu asır ben veriyorum bu ismi de Usta Taşedi. Vehim asır. Vehim asır. Vehim. 40 senelik bu nurculukta belki de ömrüm var. Hep yeisle vehimle savaşmışım. Vehim vesvese. Yeis. Ümitsizlik. Vesvese. Vehim. Ömrüm böyle geçiyor. Şimdi saat geçti. Ben burada ama çok mükemmel bir yerde ama ne yapayım? Maşallah. Yarın devamı yarın devam. Yarın devam edelim Çaylı dersinde.
Yarın hatırlatın bana. Yarın sağ olursak Çaylin'de olacağız. 19. deva. Öyle çalışmalarım o zaman diğer önermeleri, cümleleri de inşallah başka önermelerim de var. Çok güzel. Kendini fazla önemseme. Bedeni putlaştırma. Düşünce, aklın fikirlerini, hissin, vicdanın hislerine, kalbin duygularına ve ruhun latifelerini fazla esas alma. Değişkenlik değildir zannetme. Onlara polis ol, savcı ol, hakim ol. Zira cümlem geçmişteki doğruları nasıl şimdi yanlış çıktıysa, şimdiki doğruların da yanlış. Yarın yanlış çıkmayacağını nereden biliyorsun? An şartta din hariç. O zaman düşüncelerine, fikirlerine kayıtsız, şartsız güvenme. Kendi düşüncelerine o kadar itimat etme. Kayıtsız, şartsız kendin kendine teslim olma. Kendin kendine inanma. Peki nasıl becereceksin? Kendinden daha değerli, kendinden daha değerli bir gayen olsun. Gayen yukarıda olduğu için sıkıntılar basamak olur. Kendinden daha basit şeyleri gay yaparsan aşağıya olur gayen. Merdiven de aşağı iner. Seni dibe götürür. Kendini kıymetli yapan senden daha değerli gayen olsun. Benden daha değerli gayem budur. Ya Rab şahit ol. Bütün Müslümanlara yardım eyle ya Rab. Allah'ım İslamiyet'e, Müslümanlara Gazze'ye ve Bilad-ı İslam memleketlerine yardım eyle. Ve düşmanlık yapanlara da Kahhar ismini kahrı perişan eyle. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de kalbimize, ayağımızı kaydırma ya Rabbi. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de hasıl olan iştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eyle. Ya Rab evladı iyalerimizi deccaliyetlerin, süfyaniyetlerin tasallutundan, tahakkümünden, zulüm ve zulümatından, esaretinden, ihva ve ihvalinden ve bozmalarından hıfzı emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Müslümanları vehim ve vesvesenin esaretinden, hapisliğinden, zulüm ve zulümatından muhafaza emin eyle. Ya Aziz, ya Hafız, ya Aziz-i Cebbar. Vahir de vahum enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tüm salavat.